işimi girerken Osman Hilmi Hazretleri'nin bir sözünü nakletti. Orada tamahkarlık geçiyor. Hakikaten tamahkar olan kimseye herkes düşman olur. Buz kesilir falan, aman aman gelmesi falan diye. Şimdi geçenlerde hemen bile çok yerde çeşitli vesilelerle, yani iş yerinde olduğu gibi, yani toplantılarda biz dinliyorduk, şey yapıyorduk. Ama bunun dışında bazı yerlerde bazen misafir gittiği evde bile hep anlatırdı. Bunlar hemen hemen çoğu banta alınmıştı. Kendilerinin vefatından sonra da bu bantlar çözüldü, yani şeye geçti, yazılı hale gelildi. Geçen bir tanesi göndermiş, dikkatimi çekti ama ben kendim dinlemedim. Şimdi Emel abiler buyurdular ki orada bimarhane deniyordu, şimdi tımarhane deniyor buyurdular. Bimarhane. Evet, bimarhane. Şimdi tımarhane deniyor. Akıl hastalığı, akıl hastaneleri yani. Biz İstanbul'da Bakırköy'üyüz, tamam. Geçi Bakırköy'ün hepsi akıl hastası değildi. Ama akıl hastanesi oldu, orada için Bakırköy'lük diyoruz. Eskiden daha belirgindi ama giderek unutuluyor. Evet, unutuluyor. Şimdi adam birisi merak etmiş bu akıl hastalarını. Hatta hemen abimle de buyuruyorlar ki ben de merak etmedim değil, ben de merak ettim. Çünkü orada anlatırken Emel abiden anlattığım şeklimiz, abim görüyor. Yani Allah Teala bize akıl vermiş, bu akıl nimetinin şükrünü eda edebilmek için bundan noksan olanları görmekte fayda var diye. O şeyle ben de düşünmüştüm buyuruyorlar. İşte böyle düşünen bir adamcağız da gitmiş akıl hastanesine. Bakmış bir tanesini zincirle falan bağlamışlar böyle. Ona yaklaşmış. Ya demiş, senin suçun ne? Niye böyle bağlısın falan? Yok demiş, ben hasta falan değilim. Deli de değilim ben. Peki demiş, niye böyle? Ben doktorlara bir soru soruyorum. Onlar da pataküte olmaz öyle şey, alıp getirip beni zincire bağlıyorlar. Allah Allah. Demiş, ne soruyorsun? Bu Kur'an harfleri içerisinde mazarratlı olan, zararlı olanlar hangisi diye soruyorum. Harfin zararlısı mı olur? Pataküte pataküte alıp getiriyorlar, beni buna bağlıyorlar falan. Bu adam da Allah Allah demiş ya. Hakikaten demiş, harfin zararlısı olur mu? Bak demiş, senin gibi soran olmadı demiş. Elbette ki var demiş. Bunun üzerine adam merak artmış. Peki demiş, o mazaratlı dediğin harfler hangileri? Tı, mim, ayın demiş. Allah Allah. Nasıl oluyor? Tı, üstünü okuyacaksın. Ta. Evet. Yanına mimi koyacaksın. Onu da üstünü okuyacaksın. Tama. Ondan sonra ayını koyacaksın. Tama. Tama. Tamam mı? Tamahkarlık yani. Aç gözlük. Allah Allah diyor falan. Bu üç harf diyor, mazarratlı diyor, tamam, tamahkarlık. Aslında anlatmak istediği o, tamahkarlık. Bu diyor çok felaket bir şey diyor. İnsanı uçurumdan uçuruma götürür. Din iman hiçbir şekilde bırakmaz falan. Ondan sonra böyle konuşurken deli diye şey yapan adam, ya demiş, beni buradan çıkarmazlar demiş kolay kolay. Ben burada kalırım demiş. Fakat demiş, beni buraya getirirken bahçede demiş bir ağacın şeyine demiş, ben bir kese altın sakladım. Sen şimdi gideceksin demiş. Ben demiş, şey yapayım, müsaade edeyim, beraberce bahçeye çıkalım, ben sana göstereyim o ağacı. O bir kese altını al, kendin de harcayabilirsin, fakirlere de dağıtırsın. Böylece demiş, aynı şekilde zayi olmaktan kurtulur. Adam olur demiş falan, çıkmışlar. Hangi ağaç? Şimdi ben de köyden biliyorum, bazı ağaçlar var, gövdesinde hiç dal yok, tamam mı? Böyle gidiyor gidiyor, ondan sonra dallar veriyor falan. Adam bakmış demiş, buna nasıl çıkılır? O deli demiş ki, kolay. Sen merak etme demiş. Ben demiş böyle şey yapayım, eğileyim, sen benim sırtıma bas çık. Onu sırtına basınca oradaki dalları şey yapacak, kendini asılacak, orada onun altını sakladığı yeri bulacak. Neyse, onun sırtına çıkmış, tam elini uzatırken deli bir çekilmiş, küt diye yere düşmüş bu. Ya demiş, ne oldu? Demiş, sen de hastasın. Tığmim. Ay. Sen de hastasın demiş ya. Ya demiş, akıl var, fikir var demiş. O ağaçın oraya demiş, bir kese altı konur bu. Tamam mı? Bana deli diyorsun demiş, akılsız diyorlar demiş. Sen de akıl var mı? Oraya konur mu? Ben deliyim madem, bir de bana niye inanıyorsun? Yani? Niye demiş inanıyorsun? Tamam mı? Madem ki geldin, bana deli diyorsun, akıldan noksan diyorsun, nasıl inanıyorsun? Tamahkarsın sen de diyor. Altını duyunca diyor, benim deliliğim, meliliğim falan yaptı, benim uydurduğum şeye inandın diyor. Bir kese altına kavuşmak için diyor. Tamahkarsın diyor. Hastasın sen diyor. Yani aklen de ruhen de hastasın diyor. İşte ondan sonra hemen abiler anlatıyorlar hakikaten tamahkarlık, aşk özlük.
Ebu Osman Hayri Hazretleri de öyle buyuruyor ya. Ya bu insanların düşmanlarını çeker üzerine diyor. Tamahkar insanların. Hakikaten öyle. Aa falan aman aman ondan alışveriş yapma. Aman aman onun şey gitme. Adam aynı şekilde para için anasını bile satar derler. Şeyde çocukken duyardım falan. Kardeşlerini satan. Evet. Çok. Allah-u Teala muhafaza. Evladını bile satıyor ya. Tabii. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin. Türkiye Hastanesi başhekim vardı Suat Selçuk. Daha önce o numune devlet hastanesinde vazifeliydi. Sonra işte Türkiye Gazetesi'ne geçmişti falan. O zaman işte TGRT FM'de falan da şey programa gelirdi bazen. O zaman işte bir samimiyetimiz artmıştı. Bir sebeple tanışmıştı kendisiyle. Yaşça bizden çok büyük abimiz konumunda. Ben ona sormuştum. Dedim ki hani doktor olarak eroinman olarak kime dersiniz? Doktor olarak. Ve alkolik diye kime dersiniz? Tıbben. Dedi ki alkolik senelerce içince dedi kana karışıyor artık dedi. Onu almadan duramaz dedi. Artık tıbben bu dedi teşhisi alkoliktir dedi. Ve dedim kurtulma ümidi var mı? Var dedi. Peki eroinman diye kime dersiniz? O dedi çok tehlikeli dedi ya. Eroini zerk edersin dedi. Onu istediği an dedi eroinman o dedi. Artık dedi onun gözünde ne namus var, ne ırz var, ne devlet var, ne bayrak var, ne din var, ne ana ne baba. Ona ulaşmak için. Ona ulaşmak için bunların hepsi satılması gerekiyorsa anasını da babasını da devletini de her şeyini satar dedi. Tek zihninde o var dedi. Kadınsa namusunu da satar her şeyi yapar yani dedi. Her şeyi yapar. Peki dedim onda kurtulma ümidi var. İkisinin de var dedi. İkisinin de var. O anlatmaya başladı. Dedim ya din kitaplarında İslam alimler bunların hepsini anlatmışlar. Dedi ikisini de dedi o bulunduğu çevreden alman lazım. Arkadaş çevresinden çıkaracaksın. Kötü arkadaş yani. Evet. Ondan kurtaracaksın. Ve devamlı surette kontrol altında bulunacak onlar. Devamlı surette aynı şekilde kontrol altında bulunacak. İlaç tedavisiyle kurtulmaları mümkündür dedi. Alkolün de eroinmanın da ikisi de kurtulması mümkün. Ama çevresini mutlaka değiştirmesi lazım. Mutlak ama dedi. Mutlak ama. Din kitaplarında da bu anlatılmıyor mu? İyi huylu olabilmek için iyi huylularla beraber olacaksınız. Çocuklarınızı kontrol edeceksiniz. Aha ya yeni oldu. Adam gidiyor kızın evine onu orada kesiyor. Gidiyor öbürsünü de çağırıyor gel diyor. Onu da orada kesiyor. Değil mi? Onu da orada kesiyor. Peki bunun anası babası bu çocuk suçlu da anası babası suçlu değil mi? Hiçbir gözetmiyor. Efendim işte bilgisayarına bakardık da şifreliydi giremiyorduk. Ya bir de arkadaşım sen aynı şekilde Şam'a basımsın nesin ya? Davranışlarından da mı bilemiyorsun? Değil mi? Tabii canım. Yavaştan da bilemiyorsun. Şimdi efendim işte evlat. Evlat dünyaya geldi de saldım çayıra Mevlam kayıra. Ve Mustafa Bey Allah-u Teala'nın yarattığı sistemde boşluk olmaz. Ya boşluk olmaz. Şimdi mesela efendim bunlar nereden çıktı diye bağıranlar var. Ben bakıyorum şimdi. Ya arkadaş ateist sistemi savunuyordun sen. Dini inkar ediyordun. Tukaka diyordun. Tamam mı? Gerici diyordun. Yobaz diyordun. Aha senin yetiştirdiğin aynı şekilde ilerici adam kesiyor değil mi? Aynen. Aha adam kesiyor ya, ama efendim aması yok, kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimse bir başkasını kesemez, bırak başkasını kesmeyi öldüremez. Hayvanı bile kesemez ya, öldüremez. Hayvanı bile kesemez aynı şekilde cesaret demez onu, çünkü kalbinde bir bekçi var onun, bunun kalbinde bekçi yok. Hatta şeytan uşağı olduğu için öldür diyor, öldürüp gidiyor. Onun gözünde öyle bir şey söz konusu değil. Yani iman gitti mi? Babaannem de kullanırdı o sözü, annem de kullanırdı. Kork Allah'tan korkmayandan diye. Çünkü Allah'tan korkmayan her türlü kötülüğü çok rahat yapar. Şimdi bakıyorsun eskiden böyle değildi. Ana haber bültenlerine, televizyonlarının ana... İşte mahalle birbirine girdi. İşte arabasının önünde korna çaldı diye işte yardımcı çağırdı, arkadaşların çağırdı. İşte dövdü, bıçakladı, öldürdü. Su istedi diye dövdüler. Su istedi diye dövdüler. Şimdi oturmuşlar. Bu niye böyle oldu? Niye böyle olacak arkadaşım ya? Ateist bir sistemden geçirdin sen bunları. Din iman hak getire. Bir yerde de istedin yani. İstedin bunu. Böyle olmasını böyle istedin. Olsun. Böyle olmasını istedin. Aha oldu işte. Niye bağırıyorsun? Ondan sonra karısını öldürüyor. Öldürecek tabii. Başka ne yapacak ki? Adam ateist seçti. Din yok. Allah korkusu yok. İman yok. Ahiret korkusu yok.
en ufak bir şekilde başkasına hoşgörü yok, merhamet yok, şefkat yok. Her türlü kötülük beklenir bundan. Nasıl yapar efendim? Neyin nasıl yapar var mı canım? İman gitti. Kanunlar, kanunlar, kanunlar diye bağırıyoruz. Ya kanunlar ne? Kanunlar ne alakası var? Herkesin başını polis mi dikecek? Hiç. Efendim işte kadınları koruyamadık. Nasıl koruyacaksın? Nasıl koruyacaksın? Ya polis diktiğini kabul et. Adam gözü döndüyse polis de öldürüyor. Geçenlerde öldürmedim öyle birisi. Değil mi? Tabii ki. Nasıl yapacaksın ki? Şimdi koruma alıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Eğer sen kalbine imanı yerleştirmezsen, imanı söküp alırsan, imana tukaka dersen, ona gericilik dersen, yobazlık dersen, senelerce bu çocukların beynini de bu şekilde böyle yıkarsan, efendim işte bilgisayarlarda bilmem ne. O zaman aynı şekilde sen sahip çıksaydın, Allah Teala da sana iyi şeyler getirirdi. Yani çocuğa, devlet de bunları kapatırdı. Çocuğa sen uygun bir şablon verseydin, tabii. Çocuk onu değerlendirebilirdi. Tabii. Bilgisayar her önüne geleni atlamazdı yani. Atlamazdı tabii. Ve dolayısıyla netice bu mu? Evet, maalesef netice bu. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim, ilk dinleyicimiz, ben dedi, annem de söylüyor, küçükken de böyleydin, sabırsızım dedi. Bunun dedi telafisi veya tedavisi olur mu? Olur. Ama zaman alır. Kendi gayret etmesi lazım. Çünkü hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok. Efendim bir dua okusu yok. Bizzat aynı şekilde. Önce mesela şimdi hani ben diyor sabırsızım, acele karar veriyorum, acele hareket ediyorum. O zaman sağını solunu incitiyor. Değil mi? Çok kimse de rahatsız oluyor. Kul hakkı da girer böylece. Peki ne yapması lazım? Tamam, bunu teşhisini koydu. Şimdi İmam-ı Rabbani Kutusu Sözlerinin Mektubat kitabını ve bir de İslam Ahlak kitabındaki o kötü huylar var. Onları bir defa değil, dönüp dönüp bir daha bir İslam alimlerinin aynı şekilde hayatlarını, menkıbelerini bunlar okuya yavaş yavaş o huy törpüyemeye başlar, törpülenir. Ve bir gün gelir, Allah Teala'nın takdirine razı olur, rıza gösterir. Öyle şey yapmaz. Çünkü kitaplarda doğrusunu öğrendikçe, din büyüklerin hayatlarındaki o hali gördükçe teenni ile hareket ediyorlar mesela. Tam bazı şeylerde acele etmek gerekiyor. Onlar da öğrenir. Nerede nasıl acele edilir. Ondan sonra yavaş yavaş o huyu törpülenir. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin talebelerinden İmam-ı Ebu Yusuf diye hatırımda kalmış. Böyle babası vefat etmiş, fakir, fakat İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bakıyor, çok zeki birisi. Onu almış ama bir müddet sonra demiş ki ben demiş bu ilmi kaldıracak kapasiteye sahip değilim. Ben köyüme döneyim. Zor gelmiş. Hocası Şahsa falan da dönmüş. Yolda giderken, şimdi Anadolu'da hala var öyle, mesela Konya'nın ova kesiminde var öyle kuyular. Başında da böyle o kova, inecek çıkırıklar var. Bazen o zincirledir, bazen de ip bağlarlar. Urgan diyorlar ona. Urgan, şeyinde kuyunun ağzına da genelde mesela büyük bir mermer, o mermeri parçalamıyorlar, birleştirmiyorlar da büyük mermerin kuyunun ağzı kadar orasını böyle çok güzel bir şekilde uyup diğerini yuvarlak yapıp kuyunun ağzına koyuyorlar. Bilezik. Dolayısıyla gelen kimse paldır küldür aynı şekilde şey yapmasın diye falan da onu koyuyorlar. Ama zincir kuyudan su çekerken sürtüldüğü gibi o urgan da sürtüyor. İkisi de sürtüyor. Şimdi gitmiş kuyudan, bununki de urganmış, ipmiş yani. Bakmış bir mermer bilezik var. O ip ine çıka. O mermeri oymuş. Orada intibaha gelmiş. Hani tabiri caizse jeton düşmüş. Düşünmüş. Ya demiş bu taş, bu ip. Tamam. Bu mermer. Bu da ip. İp demiş burada senelerce ine çıka. Buna sürtüne. Bu mermeri oymuş. Ya demiş benim kafa demiş mermerden de mi kalın? Bu kendisine yani o hadise onu görünce ilham kaynağı olmuş. Geri dönmüş.
Ondan sonra da İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri olmuştu. İmam-ı Ebu Yusuf. Yani bazı şeyler var, insana ilham kaynağı olur. Hani bu dinleyicimiz de ben sabırsızım diyor. Okudukça okudukça orada bir cümle görür. Bu da samimi ise o cümle sana bana o kadar tesir eder, ona çok tesir eder. Aa der ya, bak benim derdimin devası bu. Mesela istiğfarı okumaya da devam etmesi lazım. Sonra bir bakıyorsun ki bu her şeyde sabırsızlık gösteren yavaş 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 kendini kontrol altına alır. Mümkün mü? Mümkün olmasa Allah-u Teala emreder mi? Allah-u Teala'nın Habibi Muhammed Aleyhisselam emreder mi? Huyunuzu değiştirin. Huyunuzu değiştirin. Değişebiliyor. Değişir tabii ki. Değişir tabii. Ha cebilliyet o değişmiyor. O ayrı bir mesele ama değişebiliyor. Ama onun da üstü örtülüyor. Tabii üstü örtülüyor. Onun için de o müsaade kitap okumaya devam etmen. Nereye kadar? Örünceye kadar. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Kan altında namaz kılınır mı? Hem kılınır hem kılınmaz. Şimdi kitaplarda yazılmış. Okuyorsun da arkadaş sebebini hikmetini de iyi araştır. Detaylı aynı şekilde öğren. Anlatırken de ona göre anlat. Ona göre anlat. Şimdi öyle bir yere geldin ki yolculuk yapıyorsun. Karanlıkta yolculuk. Zifiri karanlıkta. Zifiri karanlıkta. Kıble neresi bilmiyorsun. Yerde ne var görmüyorsun. Yerde ne var görmüyorsun. Hayvan necaseti mi var? Ya da orada akrepler yuva yapmış, onlar mı uyuyor? Yılan mı çanaklanmış orada yatıyor? Değil mi? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Dolayısıyla böyle yerde namaz kılmak mekruhtur zifiri karanlıkta. Çünkü önünü görmüyorsun. Tamam? Anlatılan o. Ama evdesin, namaz kılıyordun, elektrik kesildi. Zaten kıbleye dönmüşsün. Seccaden de var. Temiz de. Başka sana müdahale edecek bir hayvan da yok. Yılan yok, akrep yok, çiyan yok. Tamam mı? Namazına devam edebilirsin. Mahsur yok. Veyahut da evin içerisindesin. Baktık çok alaca bir karanlık var yani. Karanlık yani ama. Ama kıbleyi biliyorsun. Serdin seccaden namazını kılabilir misin? Kılabilirsin. Ama önce anlattığımız şekilde ise mekruhtur deniyor. Hadise bundan ibaret. Herhalde anlaşılmıştır. Efendim iskat dedi nasıl yapılır, kimlere yapılır? Şimdi efendim biz burada yüzeysel olarak bir bilgi naklediyoruz. Detaylı bir şekilde anlatılan yer tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında hem de büyük başlıktan meyyit için iskat bahsi var. Meyyit için iskat. Arkasında fihristi var. M harfinden meyyit için iskat bulursun. Sayfası yazıyor. Açar okursun. Açar okursun. Orada detaylı bir şekilde anlamadığını bir daha okursun, bir daha okursun. Yerleşir. Doyurucu bilgi var. Doyurucu bilgi var. Peki iskat nedir? Ölen kimsenin, vefat eden kimsenin, bir hadis-i şerifte buyuruyor ki ölen kimse denize düşmüş, yüzme bilmeyip imdat bana yardım edin diye bağıran kimsenin haline benzer. Dolayısıyla arkasından Kur'an-ı Kerim okuyarak, sadaka vererek, işte namaz, oruç, zekat, borçlar varsa bunları ödeyerek, telafi ederek bir an önce onu borçtan kurtarmak. İskat da böyledir. Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam ve Sahab-ı Kiram'dan bir zatın annesinin babasının vefat ediyor. Oruç da tutamıyor, namaz da kılamıyor. Ramazan-ı Şerif'ten sonra geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ben onun evladıyım. Kılamadığı namazları babamın veya annemin veya tutamadığı oruçları ben kılabilir ve tutabilir miyim? Kimse kimsenin yerine oruç tutamaz, namaz da kılamaz. Tekrar soruyor. Bir şey yapamaz mıyım? Fidye ver buyuruyor. Her namaz için 1750 gram buğday buyuruluyor. Ve bir günlük namaz için, bir günlük namaz için 10,5 kilo un ediyor. Bir gün için 10,5 kilo ise 365'te çarparsın bunu. Karşına büyük bir rakam çıkar. Bir yıllığı bulursun. Sonra kaç yılsa bulursun. Tırlar dolusu buğday vermen gerekiyor. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan zat o kitaba o zaman ölçü koymuş oraya. O zaman buğday yani bir yıllık buğday 60 altın ediyormuş o zaman. Oraya yazmışlar. Bir yıllık 60 altın. Namaz borcu 60 altın. Bunu 7/10 ile çarpınca karşınıza şey çıkıyor. Gram çıkıyor. Şimdi bir yıllığı 60 altın. Ve kitaplarda da buyuruluyor ki ölen kimse erkekse 12 yaş çıkartılır.
oradan itibaren buluğa eriyor diye. Kızsa, kadınsa 9 yaş çıkartılır. Çünkü kızlar 9 yaştan itibaren buluğa eriliyor. Geri kalan ömrünün sanki hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış gibi iskatı yapılır buyuruyor. Şartlarına uygun. Yani o iskata oturacak fakir erkek olacak. Ama 5 vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadında ve buna inanan. O piyasadakiler zaten inanmıyor. Ama sen diyorsun ki bir 50 bin lira versen, tabii tabii yaparız, getir falan. Ulan alçak herif, inanmıyordun. Niye yaparız diyorsun da, tamam mı? Vefatından sonra yapılır ve Allah rızası için yapılır. Peki oturan fakirlere de orada saatte bir diye yazıyor. Onlar beklentisi yok. Ama yani orada ölen kimseye yardım için oturuyorlar. Ama saatte bir diye buyuruyor ki 3-5 kuruş verip gönüllerini almak iyi olur. Gönüllerini almak lazım. Yoksa pazarlık meselesi değil bu. Çünkü buna hiç kimsenin gücü yetmez. Siz de şahitsiniz. Mesela ortalama 60-70 yaşında vefat eden kimse en az namaz için 20 kilo altın dağıtması lazım. Değil mi? Yani en az. Bunu ne Sabancısı ne Koçu dağıtamaz. 20 kilo altın dağıtacak. Vermez de yani daha doğrusu. O zaman bu devirle halledilir. 200 gram, 300 gram, 500 gram ne kadar altın bulursan, 2 kişiyle, 3 kişiyle, 5 kişiyle kaç tane bulursan onlarla hesap edersin. Devirle bunlar halledilir. Ha, geri kalan kısmını şimdi dinleyicimize tekrar söylüyoruz. Tamim ben Said Devid'in meyit için iskat bahsini okursa daha detaylı bilgi elde edilir. Gelelim diğer dinleyicimize. Sizin naklettiklerinizi diyor, ben anlatıyorum diyor. Ama dalga geçiyorlar, alay ediyorlar diyor. Ben diyor onları günaha mı sokuyorum? Bir, kabul etmeyecek kimseleri, yani bakacaksın ben bunları anlattığım zaman aynı şekilde olmaz. Hani bir zamanlar var kendilerini böyle işte biz Eshab-ı Kiram yolundayız falan, sarıklı sakallılar var falan, meyhaneye gitmişler, bu haram. Meyhaneye gidip daha iyice gidiyor. İçki içen adama bu haram denmez yani. Adam haramı tanısı oraya gelmez. Hiç. Emr-i Maruf'u yapıyor. Emr-i Maruf'un şartları var. Ve Saad-ı Tebiliye kitabında da anlatılıyor. Yani adamın şartları, durumu müsaitse öyle girilir. Herkese anlatılmaz. Ama diyelim ki namaz kılıyor, müsaittir, konu açıldı. Diyelim ki o bilgiyi naklettik. O bilgiyi naklettik. İtiraz etti. Biz onu günaha mı soktuk? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala beni size peygamber olarak gönder. Hayır dediler. Tamam mı? Hayır dediler. Elbette ki doğruyu kabul etmek çok zormuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanları günaha mı soktu? Hayır. Emr-i maruf yapacağız. Emr-i maruf yapıldığı zaman acı gelir. Karşı taraftaki nefsine zor gelir. Bunun için itiraz edecek, kabul etmeyecek, dalga da geçecek, alay da edecek. Hatta Peygamber Efendimiz'e bile dediler Aleyhisselatü Vesselam. Dediler hani azap diyorsun dediler. Gelse ya bize de. Peygamber Efendimiz buyurdu ki ben içinizdeyim. Ben varken gelmez buyurdular. Onu da idrak edemiyor adam. Şimdi öyle mesela kaza namazları konusunu anlatacağız. Öyle şey mi olur? Diş dolgusuna falan diyor. Kadının aynı şekilde 104 kilometreden uzağa mahremsiz gitmesinin uygun olmadığını söylüyorsun. Adam ilahiyatçı kimliğiyle öyle zındıklar var. Ne varmış bunda canım? Şimdi her tarafa gidiyor. İşte kesiyor, biçiyor, ırzına geçiyor. Ondan sonra da her halt oluyor. Bir kere dini yok etmek isteyen böyle. Dini anlatma pozisyonunda olan ilahiyatçı da böyle. Şimdi bu nesil kalkıp da bir başkasını kesmezse şaşmamak lazım. Değil mi? Şaşmamak lazım. O hale geldi ya. O hale getirdiler. O hale getirdiler. Dolayısıyla efendim yani bizi dinleyebilecek birisinin birisi ise söyleriz. Baktı şey yapıyor. Hiç münakaşa etmeyiz. Ve böyle zamanda en güzeli. Ya ben şu kitabı okudum, İslam Ahlak kitabını. Burada çok güzel bilgiler var. Sana hediye ediyorum falan. Adam okumaz. Beni ilgilendirmez. Yani mahşer gün diyemez ki bu adam biliyordu bana anlatmadı diyemez. Sen kitap verdin okusaydın. Efendim sihir duası. Belli bir sihir duası kitaplarda yok. Ama kendi başımdan geçtiğim için şuna inanıyorum. Hiç alakası olmayan bir söze bile kişinin inanması lazım. Mesela efendim bir Fatiha 3 ihlas okuyup üzerine üfleyince bu geçecek. Buna yakinen inanması lazım. İnanmazsa hiç faydası olmaz. Çünkü ateist olan bir doktor bile bunu ifade ediyor. Diyor ki başka çaresi yok, bunu okumak gerekir. Ama diyor yani inanarak okuyunca vücut nasıl bir algı meydana getiriyorsa o sihirleri meydana getiren şeyini kendisi vücut yok ediyor. Vücut yok ediyor, kendimi vardı. Vardı. Dolayısıyla bir Fatiha 3 ihlas okuyup üzerine üflesin. Ama buna inansın. Yani sihir olan, hani kızımın elinde mi dedi sihir var dedi. Ya da bir Fatiha okuyup üzerine üflensin. Yani kendisi kızcağız desin ki ben Fatiha-i Şerifi veya Ayet-el Kürsi ya da İhlas-ı Şerifi okuduğum zaman
bu iyi olacak. Buna inanması lazım. İnanırsa netice hasıl olur. Son olarak da dedi benim dedi arka arkaya 3 tane yemin ettim. Şimdi vallahi billahi tallahi dediyse 3 yemin olur. Vallahi billahi falan dediyse. Tamam. Yemin bile olmaz. Arada 3 yemin olmaz. Yemin de olmaz. Bir yani, vallahi dedi. Vallahi dedi. V harfini kullanmadıysa vallahi billahi tallahi dedi. Gene 3 yemin olmaz. Tek yemin olur buyuruyor. Öbür ikisi onu tekit eder, kuvvetlendirir buyuruyor. Ama vallahi ve billahi ve tallahi 3 oldu işte o zaman. 3 oldu. Böyleyse dedi bir yemin kefaret için oruç tutacağım. Birisi için 3 gün. 3 oruç için 9 gün. 9 gün arka arkaya mı? Hayır. 3 gün arka arkaya yapar. Ara verir. Bir başka zaman 3 gün. Bir başka zaman da öbür 3 günü tutar efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.